Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat birlikte beşgen yayıncılık, dünyanın şekil ve hareketleri etkinlik cevapları sayfa 213, 214, 215 işleyeceğiz. Dünyanın şeklinin neye benzediğini söyleyin. Dünyanın eski insanlar tarafından tepsi gibi bilinirdi, düz olduğu düşünülürdü. Dünyanın bir ucunun olduğu düşünülürdü. Daha sonra dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Fakat yapılan araştırmalarda sonucunun dünya aslında tam bir yuvarlak değil, geoid dedikleri bir şekildir. Geoid nedir? Geoid kutuplardan bası ektogondan şişik bir şekildir. Yani yumurta gibi bir şekle benzerliği vardır. Bu şekil sayesinde kutuplarda yer çekimi gayet yüksek, ekvatorda ise biraz daha azdır. Dünyanın hareketleri hakkında internette araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta yapacağınız sunumla arkadaşlarınızla paylaşınız. Dünya kendi etrafına dönerken batıdan doğuya doğru döner. Bu dönüşü sayesinde bir gün tamamlamış olur. Bir gün 24 saat sürer. Dünya kendi ekseni etrafına dönerken 1670 km hızla döner. Bu hız kutuplara gittiğinde sıfıra düşer. Dünya güneş etrafına dönerken mevsimler oluşur. Dünya güneş etrafına dönerken bir yörünge üzerinde devam eder. Yörünge üzerinde güneşe bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. Dünyanın güneş etrafına dönmesiyle 1 yıl 365 gün 6 saattir. Yukarıdaki resimlerde dünya üzerinde Türkiye'yi bulunuz. Türkiye'nin hangi resimde gündüz, hangi resimde gece yaşadığını söyleyiniz. Birinci resimde gündüz, ikinci resimde gece yaşamaktadır. Resimdeki mevsimleri adlarını yazınız. Melanin ipuçlarından yararlanarak bu mevsimlerin ay adlarını tamamlayınız. Birinci resim sonbaharı temsil etmektedir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında gerçekleşmektedir. İkinci resim kış ayını temsil etmektedir. Aralık, Ocak, Şubat aylarında gerçekleşmektedir. Üçüncü resim ilkbaharı temsil etmektedir. Mart, Nisan, Mayıs aylarındadır. Yaz, dördüncü resim yazı temsil etmektedir. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına geçilmektedir. İçinizde bulunduğunuz yıla ait takvimi inceleyiniz. Hangi ayların kaç gün olduğunu söyleyiniz. Şubat 28 gün çeker, 4 yılda 1,29 çeker, Mart 31 gün çeker, Nisan 30 gün çeker, Mayıs 31 gün çeker, Haziran 30 gün çeker, Temmuz 31 gün çeker, Ağustos 31 gün çeker, Eylül 30 gün çeker, Ekim 31 gün çeker, Kasım 30 gün çeker, Aralık 31 gün çeker. Sizce dünyanın hareketleri, insanların yaşantıları üzerinde etkileri neler olabilir? Dünya üzerinde yaşayan insanların doğumunda yaşanma etkisi yaratır. Günlük hareketleriyle her bir günü çeker. Doğuda yaşayanlar güne daha erken başlar. Batıda yaşayanlar doğuda yaşayanlara daha geç hayata başlamış olurlar. Ayrıca yerel sert farkları oluşur. Gece ve gündüzün oluşmasına kaynaklı olarak basınç farklarından dolayı rüzgarlar oluşur. Bu rüzgarlardan dolayı yoldan insanlar etkilenmiş olur. Dünyanın yılın hareketleri sonucu mevsimler oluşur. Mevsimlerin oluşması sonucu insanlar mevsime uygun giyinir. Mevsime göre tarımsal ürünler üretir. Ekonomik ve sosyal yaşantıları etkilemiş olur. Aşağıdaki açıklamaların hangi mevsimle ilgili olduklarını belirleyip noktalı yerleri yazınız. Kasım ayının bulunduğu mevsimdir, sonbahar. Kar yağışının sıklıkla yaşandığı mevsimdir, kış. Özellikle güneşin zararlı etkilerinden korunmak zorunda olduğumuz mevsimdir, yaz. İnsanların kalın, günlük yiyeceklerini giyerler, kış. İnsanlar incir, üzüm, kiraz gibi meyveleri taze olarak tüketebildikleri mevsimdir, ilkbahar. Ağustos ayının bulunduğu mevsimdir, yaz. Okulların açıldığı mevsimdir, eylül. Ağaçların yapraklarını kırıp döktüğü mevsimdir, sonbahar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlara kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimle geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.